Değerli izleyicilerimiz, Fransa'da yaşayan vatandaşlarımızı ve tüm Müslümanları huzursuz eden Cumhurbaşkanı Macron'un yeni eylemleri, yeni oyunları, yeni filmleri gündeme gelmeye devam ediyor. Biliyorsunuz Macron Müslümanlara ait camileri, Müslümanlara ait dernekleri vesaire tüm STK'ları, sivil toplum kuruluşlarını tek tek kapatıyor ve Macron'un Ekim ayında açıklamış olduğu Fransız İslamı adı verilen yasa tasarısı kabul edildi. Önümüzdeki günlerde yasalaşacak. Bundan sonra Fransa'da İslam'ın nasıl yaşanması gerektiğine bu yasa çerçevesinde karar verilecek. Yani yasa diyecek ki İslam'ı sen böyle yaşayabilirsin, bunu yapabilirsin, şunu yapamazsın diyecek ve Müslümanlar içinde gerçekten akıllara durgunluk veren bir kanun olarak bir yüz karası insanlık onuruyla örtüşmeyen bir kanun olarak yürürlüğe girecek. Bakın Fransa Cumhurbaşkanı Macron kendi ülkesinde ciddi anlamda kan kaybediyor. Yapılan anketlere göre Macron'un önümüzdeki seçimleri kazanma şansı yok. Macron da Fransız sağcılarının oylarını alabilmek için adeta 50 tane takla birden atıyor. Yapmadığını bırakmıyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda Fransa'da üzücü bir cinayet işlenmişti. Hz. Peygamber'in karikatürlerinin okulda gösterilmesi ve onu gösteren öğretmenin daha sonra Çeçenistan kökenli Rus vatandaşı Müslüman tarafından öldürülmesi Fransa'yı adeta birbirine katmıştı. Bütün Müslüman düşmanları ortaya çıkmıştı. Tabii ki bu olayı tasvip etmek mümkün değil. Çok üzücü bir olay. Bir Müslümanın birini öldürmesi, Müslümanın adının katil olarak geçmesi tabii ki doğru değil. Bunu İslam adına yaptığını iddia edenlerin de İslam'la, Müslümanlıkla alakaları yok. İslam hiçbir şekilde böyle bir olaya onay vermez. Bakın değerli izleyicilerimiz bu olaydan sonra İnsanlar sokaklara çıktılar, meydanları doldurdular. Macron için de bu bir fırsat oldu. Hz. Peygamber'in karikatürlerini devlet dairelerine projeksiyonla yansıttı. Ve hatta Fransa Başbakanı açıklama yaparak bundan sonra Hz. Peygamber'in karikatürlerinin okullarda gösterilmesi, onunla dalga geçilmesinde herhangi bir mahsur olmayacak dedi. İşte buyurun. Fransa İçişleri Bakanı açıklama yaptı marketlerdeki helal reyonlarının kendisini rahatsız ettiğini gerek olmadığını söyledi. Bakın daha pek çok olay. Şimdi kabul edilen İslam ve Müslümanları hedef alan bu yasa tasarısı önümüzdeki günlerde yasalaşacak ve ondan sonra Türkler başta olmak üzere tüm Müslümanlar için Fransa'da dini ibadetlerin yerine getirilmesi daha da zorlaşacak. Biliyorsunuz Türkiye'den Fransa'ya din görevlileri, imamlar gidiyordu. Artık Türkiye'den gidiş gibi bir durum söz konusu olmayacak. Orada Fransa'da devletin onay verdiği kişiler imamlık yapabilecek. Bununla ilgili Fransa'daki Müslümanlar bazı görüşmeler gerçekleştirdiler ancak herhangi bir netice almadılar. Önümüzdeki günlerde de alamayacaklar. Top yekün değerli izleyicilerimiz, Fransa'daki bu olay Avrupa'nın tamamını etkilemiş vaziyette biliyorsunuz. Bu olaydan sonra Avusturya'da da bir terörist sokakta yürüyen sokakta olan insanlara silahlı bir saldırı düzenlemişti. İnsanlar hayatlarını kaybettiler. Akıl alır gibi değil. Bakın siyasetçilerin oy uğruna yaptıkları birilerinin maalesef hayatına mal oluyor. Bazı teröristler ortaya çıkıyor sözde de Müslüman olduklarını iddia ediyorlar. Bunların zaten bu tarz olayları işleyenlerin, insanları öldürenlerin İslam'la uzaktan yakından alakası yok. Çünkü İslam hiçbir şekilde bir insanın öldürülmesine olay vermez. Değerli izleyicilerimiz, Avusturya dedik. Avusturya'da bildiğiniz üzere bir teröristin sokakta insanlara rastgele ateş ederek öldürmesi sırasında Orada bulunan polislere ve yaşlı bir kadına hatta birkaç kişiye yardım eden iki tane Türk genci vardı. Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen. Onlar gerçekten bir Türkiye yakışır, bir Müslümana yakışır şekilde zor durumda olan insanlara canlarını adeta hiçe sayarak kurşunlarla o yardıma muhtaç insanların arasına girerek değerli izleyicilerimiz bu insanlara yardım etmişti, yardım elini uzatmıştı. Hatta bir polisi Ambulans görevlileri, sağlıkçılar yanına yanaşamadılar. Yaralı halde yerde yatıyordu. Terörist de ateş etmeye devam ediyordu. Bu gençlerimiz gidip o polisi oradan çıkardılar ve ambulansa aldılar. Ambulansa aldıktan sonra da kendileri de yaralıydı ama ambulanstaki görevlilere şunları söylediler. Bizim durumumuz ağır değil. Siz önce polise müdahale edin dediler. Ve kendileri daha sonra tedavi olmayı seçtiler. İşte bu gençlerimiz Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen adlı kardeşlerimiz Viyana Eyalet Polisi Teşkilat Başkanı Doktor Cerat Purş'u tarafından şeref madalyasına layık görüldü ve bu gençlerimize şeref madalyaları verildi. Bununla ilgili olarak açıklama yapan polis şefi şunları söyledi. Bizler bu gençlerimizde gurur duyuyoruz. Onlar gerçekten tüm göçmenlere, tüm Avusturya vatandaşlarına örnek olacak bir cesaretlilik gösterdiler dedi ve bu Şeref madalyası töreninde konuşan Recep Tayyip Güntekin de şunları söyledi. Aynı olay yine olsa biz yine insanları kurtarmak için bu hareketi yaparız ifadelerini kullandı. Evet değerli izleyicilerimiz Avrupa'da yaklaşık 6 milyon vatandaşımız yaşıyor. Artık bu vatandaşlarımızın hiçbiri göçmen ya da yabancı falan değil. O ülkenin birer parça et ve tırnak olmuş vaziyetteler ama bazıları bazı ırkçılar hala bizim vatandaşlarımızı bir yabancı olarak görmeye devam ediyorlar Oysaki artık üçüncü nesil Avrupa'da bu vatandaşlarımızın hiçbir şekilde artık yabancı olmak göçmen olmak gibi bir durumları söz konusu olamaz er ya da geç zaten bunu kabul edecekler etmekten başka da başka şansları yok Biz de Recep Tayyip, Gültekin ve Mikail Özen kardeşlerimizi göstermiş oldukları bu cesaretten dolayı tebrik ediyoruz. Türklerin adını, bizlerin, Müslümanların adını Avusturya'da bir kez daha duyurdukları için. Değerli izleyicilerimiz, Almanya bir yolsuzluk iddiasıyla adeta çalkalanıyor. Bakalım neymiş? Hamburg Eyalet Adalet Bakanı Anna Galina'nın başı eski kocası nedeniyle dertte. Anna Galina'nın eski kocası Yeşiller Belediye Meclis Grup Eski Başkanı. Başkan olduğu dönemde 2017 yılında Malta'ya tatile gidiyor. Ve bu tatilin paralarını partisinin kasasından ödediği iddia ediliyor. Ayrıca karısının doğum gününde 40 tane gül satın alıyor. Bu güllerin parasını da partisinin kasasından ödediği iddia ediliyor. Şimdi bununla ilgili bir soruşturma devam ediyor. Toplam miktarında 70 bin euro olduğu söyleniyor. 70 bin euroluk bir yolsuzluk olduğu iddia ediliyor. Şimdi ayrıldılar. Anna Galina şu anda Hamburg Eyalet Adalet Bakanı. Bununla ilgili bir soruşturma savcılık tarafından yürütülüyor. Ve bakan çıkıp açıklama yapıyor. Diyor ki ben diyor ayrıldım bundan. Ve ben Adalet Bakanı olmama rağmen bugüne kadar savcıyla herhangi bir bu konuyla ilgili hiçbir irtibatım olmadı. Hiçbir bilgi, el belge istemedim diyor. Savcı elbette soruşturmasının zamanı geldiğinde beni ifadeye çağıracaktır diyor. Ve bu olay Almanya'nın gündemine gelmiş vaziyette. Bütün gazetelerde, medya kuruluşlarında, internet sitelerinde bu olay var. Toplam 70 bin euro. Sebep partisinin kasasından, partisinin katası kasasından 40 tane karısına gül aldığı iddia ediliyor ve tatile gitti Şimdi ben bu olayı niye anlattım? Bak. Bu olayın, bu tepkinin aslında başta bizim ülkemiz Türkiye olmak üzere tüm ülkelere örnek olması gerektiğine inanıyorum. Bakın. Şimdi bizim canımız, vatanımızı bir düşünelim. Hiçbir siyasi parti, siyasetçi ayırmadan düşünelim. Bir belediye düşünelim. Bir belediyenin başkanını düşünelim. Hangi belediye olursa olsun. O belediyenin başkanının yediği yemeklerden, şahsi kendi yediği yemeklerden, harcamış olduğu belediyenin kasasından yani o milletin emaneten başına otutturduğu bu belediye başkanının harcadığı o paralardan bir düşünün bakalım. Türkiye'de nasıl bir tablo var? Bütün siyasi partileri için söylüyorum, bütün belediyeler için söylüyorum. O belediye başkanlarının bindikleri trilyonluk en az 100-150 bin Euro'luk araçlardan bahsediyorum. O belediye başkanlarının karılarının, eşlerinin çoluk çocuğu için harcanan paralarından bahsediyorum. Hepsi için değil ama büyük bir kısmı için. Dürüst olanlara lafımız yok. Bu lafım dürüst olmayanlara. Onlar kendilerini elbet biliyorlar. Bir düşünün bakalım. Şimdi Almanya gibi zengin bir ülkenin 40 tane gülün peşine düşmüşler değil mi? 40 gülün doğru olanı yapıyorlar. Karısının doğum gününde 40 tane gülün parasını partiden ödedi diye. Şimdi Türkiye'deki belediye başkanları dedik değil mi? Bu belediye başkanlarını düşündüğümüzde aklımıza ne geliyor? Bırakın bunlar bu Türkiye'deki belediye başkanlarının eşlerini, çoluk çocuğunu, yedi sülalesini belediyeden doyuruyorlar, yedi sülalesini. Bindikleri makam arabaları, harcadıkları paraların haddi hesabı yok. Haddi hesabı yok. Oysa ki o makamlar bu milletin emanetleri emanete ihanet ediyorlar. Emanete ihanet ediyorlar. Hainler. Hepsi için söylemiyoruz. Tabii. Çoğu böyle ama. Şimdi ama bakıyorsun Almanya'ya 40 tane gülün peşine düşmüş savcılık. Türkiye'de böyle bir şey yapsalar var ya o savcıları aforoz ederler. 3 günde görevden alırlar. Evet. Türkiye'de hiçbir savcı bu işlere kolay kolay girmez. Niye? Çünkü Türkiye'de hak, hukuk, adalet denilen şey Almanya'yla kıyaslanamaz. Çok fark var. Hukuk sistemiyle çok fark var. Anladınız ne demek istediğimi? Şimdi sokaktaki çöpçünün de o belediye başkanının yediği ekmekte harcadığı parada, bindiği arabada o bindiği arabanın benzininde hakkı var. O soğuk kış günlerinde kağıt toplayan, çöp tenekelerinin içerisini karıştıran, ekmek arayan o insanın da hakkını yiyorlar. Bu kadar hainler onu yapanlardan bahsediyorum. Ama Almanya'da 40 tane gülün peşine düşülüyor. Doğru. Zevki sefa içerisinde yaşayan o siyasetçiler bu dünyada olmasa da ahirette elbette Allah'a hesap verecekler. Hangi parti olursa olsun hiç önemli değil. Bunu kim yapıyorsa o sokaktaki soğuk kış günlerinde ayağında ayakkabı olmayan, karton toplayan gariban evine götüreceği iki tane ekmek için gece gündüz o sokakları dolaşan insanların hakkını yiyorlar. Adalet işte Almanya'daki o 40 gülün peşine düşen savcının aradığı adalet gibi olur. 40 tane gülün karısına doğum gününde 40 tane gül aldı diye bunu soruşturan savcı helal olsun o savcıya. Türkiye'de belediyelerde özellikle saltanatın ne ucu var ne de bucağı var. Hangi parti olursa olsun. Hangi parti olursa olsun. Türkiye'de yaklaşık 4000 belediye başkanı var Türkiye'de. Şöyle bir gözünün önüne getirin. Türkiye'de yaşayanlar, şu an Türkiye'den bizi izleyenler başta olmak üzere bir düşünün bakalım. Ya da Türkiye'yi bilen yurt dışında yaşayan Almanya başta olmak üzere Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, İsviçre, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya nerede olursanız olun. Bir düşünün bakalım. Yaşadığınız bölgeleri başkasının hakkını yiyerek hiç kimse adam olamaz. Zulüm bu zulüm zulmün sonu yok. Gariban, fakir insanların parasını yiyorsunuz. O insanlar yemeğe ekmek bulamazken siz o lüks arabalarla saltanat yaşıyorsunuz. O gariban, o çocuklarına ekmek parası götüremeyen insanların hakkıyla nasıl bir saltanat yaşıyorsunuz? Onun hesabını Allah'a elbette vereceksiniz. Almanya'daki 40 gülün peşine düşen savcı en doğru olanı yapıyor. Helal olsun. Helal olsun, helal olsun. Almanya'da geçmişte bir önceki cumhurbaşkanı 15 bin euroluk bir krediye referans oldu diye, kredi almamış üstelik aracı oldu diye görevinden oldu. Bir daha o koltuğuna dönemedi. Ben Almanya'da da her şey dört dörtlük falan demiyorum. Sakın beni yanlış anlamayın. Ama doğruya doğru yanlışa da yanlış demek zorundayız. 40 gülün düşüne, 40 gülün peşine düşen savcı gerçek savcıdır işte. Helal olsun. Darısı bizim memleketimize, vatanımıza. O tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyen vicdansız belediye başkanlarına bunların hepsi, bu sözlerin hepsi. Allah'tan korkun be, utanın be. Utanın. Bu milletin parasıyla saltanat yaşıyorsunuz. Çoluk, çocuğunuz, yedi sülaleniz bu saltanatı yiyorlar. Bu milletin garibanın, o çöpçünün parasını yiyorsunuz. O çöp toplayan kardeşimin parasını yiyorsunuz. Hakkını yiyorsunuz. O soğuk kış günlerinde ayağında ayakkabı olmayan, evine bir parça ekmek götürebilmek için o sırtında kağıt arabalarını taşıyan kardeşimin, bu vatandaşın hakkını yiyorsunuz. Zehir zıkkım olsun size. Zehir zıkkım olsun. Konuşamayan, içinde fırtınalar kopan o çöpçü kardeşimin adına söylüyorum bunları. Kim ki bu milletin hakkını yiyorsa hepsine zehir zıkkım olsun. Hepsine zehir zıkkım olsun.